Arkadaşlar merhabalar. Temel hukuk dersimizin bu haftaki dersine de hoş geldiniz. Bu hafta hep birlikte borç ve sözleşme kavramlarını inceleyeceğiz. Önce borcu tanımlayıp borcun kaynaklarını ve borcun sona ermesini göreceğiz. Akabinde de sözleşme kavramına geçeceğiz. Sözleşmeyi yine tanımlayıp nasıl yapıldığını belirteceğiz. Ondan sonra da ne şekilde sözleşme yapmak mümkün ve son olarak da en çok karşılaştığımız sözleşme türleri neler? Kısaca bu konulara değineceğiz. Önce borcu tanımlayalım. Borç günlük hayatta da kullandığımız bir tabir. Hukuki olarak borç dediğimiz zaman borçlunun alacaklıya karşı yerine getirmekle yükümlü olduğu edim şeklinde tanımlanabilir. Dolayısıyla burada bir borç ilişkisi var. Bu borç ilişkisinde de bir tarafta borçlu, diğer tarafta alacaklı var. Ve borçlunun yapması gereken, yerine getirmesi gereken bir edim var. Günlük hayatta borç denildiği zaman daha çok parasal borç, borçlu alacaklıya borcunu ödeyecek, bu şekilde anlıyoruz. Fakat hukukta borç daha geniş kapsamlı bir şeyin yerine getirilmesi, bu şekilde aklımızda kalsın. Borçlu kim? Alacaklıya karşı belli bir edimde bulunma yükümlülüğü altında olan kişi, bir şeyi yerine getirme yükümlülüğü altında olan kişi. Alacaklı kim? Borçludan belli bir edimde bulunmasını isteme hakkına sahip olan kişi. Edim yahut diğer bir tabirle eda, alacaklı ve borçlu arasındaki ilişki sonucu yerine getirilmesi istenen şey veya davranış. Varsayalım A kişisinin B kişisine bir para borcu var. A kişisi borçlu, B kişisi alacaklı. O para borcunun ödenmesi de edim. Dolayısıyla 3 unsuru da bu örnek üzerinde özetlemiş olduk. Borç nasıl doğar diye bakacak olursak, yani borcun kaynaklarına bakacak olursak, borcun 3 tane kaynağının olduğunu görürüz. Borçlar sözleşmeden doğabilir, haksız fiilden doğabilir veyahut da sebepsiz zenginleşmeden doğabilir. Şimdi bunlardan neyi kastediyoruz? Ona bakalım. Sözleşme dediğimiz zaman iki taraflı hukuksal işlem. Biraz sonra detaylandıracağız. İki taraf var. A tarafı ve B tarafı. Taraflar iradelerini açıklayarak sözleşme kurarlar. İki tarafın da iradesinin tabii ki uyuşması lazım. Daha önce hukuksal işlemler konusunu anlatırken değinmiştik. Sözleşme ile taraflar arasında borç ilişkisi kurulmuş olur. Taraflar bir sözleşme imzalar, mesela bir kira kontratı. Buna göre karşılıklı hakları, yükümlülükleri, borçları ortaya konulur. Haksız fiil de borcun diğer bir kaynağıdır. Haksız fiil, kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar vermek. Haliyle bu şekilde zarar veren kişi bu zararı giderme yükümlülüğü altında. Bir kişi komşusunun mülküne zarar vermişse, örneğin yerden bir taş aldı, gitti komşusunun camını attı, camı kırdı. Bakın haksız fiil var. Kusurlu ve hukuka aykırı bir davranış var. Bundan dolayı bu zararı giderme yükümlülüğü altında, yani bir borç kaynaklanmış oldu. Üçüncüsü, sebepsiz zenginleşme. Zenginleşme dediğimiz zaman mal varlığında bir artış. Sebepsiz dediğimiz zaman bunun haklı bir sebebe dayanmaması. Yani haklı bir sebep olmaksızın bir başkasının mal varlığından veya emeğinden zenginleşen kişi
bu zenginleşmeyi geri vermekle yükümlü. Örnek vermek gerekirse, bir kişinin hesabına yanlışlıkla bir para havalesi geldi. Bakın, haklı bir sebep yok. Dolayısıyla sebepsiz zenginleşme var. Hataen de olsa bu zenginleşmeyi edinen kişi bunu geri vermekle yükümlü. Bu tür bir borç altına girmiş oluyor. Borcun sona ermesi ise çeşitli hallerde ortaya çıkar. Birincisi ifa. İfa dediğimiz zaman edimin yerine getirilmesi. Bunu anlıyoruz. Bir kişi bir para borcu altında, onun vadesi geldi, süresi geldi. Gitti o para borcunu alacaklıya ödedi. Ne yapmış oldu? Borcunu ifa etmiş oldu. Dolayısıyla artık borç kalmadı. Yani borç sona erdi. İkincisi ibra. İbra iki taraflı bir sözleşme. Bununla alacaklı borcunu istemekten vazgeçiyor. Bakın, alacaklı bir irade beyan etti. Borçlu da bunu kabul ediyor. Borçlu da iradesini beyan etti. Dolayısıyla borç ibra edilmiş oldu. Yani yine borç sona ermiş oldu. Üçüncüsü yenileme. Yenilemede taraflar yeni bir sözleşme yapıyorlar. Eski borcu ortadan kaldırıyorlar fakat yeni bir borç ilişkisi kuruyorlar. Belirli bir süre geçti. Borçlunun borcunu ödemesi gerekiyor. Yalnız onu ödeyebilecek durumda değil. Alacaklı ile anlaştı. Daha ileriki bir tarihte ödemek şeklinde yeni bir sözleşme yaptılar. Bakın, önceki borç sona erdi. Fakat yeni bir borç ortaya çıkmış oldu. İşte yenileme sureti ile de önceki borç sona ermiş oluyor. Dördüncüsü birleşme. Alacaklı ve borçlu sıfatları aynı kişide birleşiyor. Dolayısıyla kişi kendisine borçlu olamayacağına göre borç sona ermiş oluyor. Buna vereceğimiz örnekte bir kişi bir apartman dairesini kiraladı, kira sözleşmesi imzaladı, orada oturmaya başladı. Belli bir müddet geçtikten sonra apartman dairesinden çok memnun kaldı. Ev sahibi de orayı satmak istiyor, kiracı apartman dairesini satın aldı. O zaman hem borçlu hem de alacaklı aynı kişi oldu. Orayı satın alan yeni malik, eski kiracı aynı kişi. Kendi kendisine de kira ödemesi söz konusu olamayacağı için kira borcu artık bitmiş oluyor. Beşincisi, borcu sona erdiren hal olarak ifa imkansızlığı. Borcun ifası, borçlunun sorumlu tutulamayacağı sebeplerle imkansızlaşırsa borç sona ermiş oluyor. Bir kişi bir başka kişinin tablosunu yapma için sözleşme imzaladı iki kişi. Şimdi belirli bir tarih verildi. O tarihe kadar o kişinin tablosu, portresi yapılacak. Fakat kişiye felç geldi ressama. Bakın, kendisinin sorumlu tutulamayacağı bir sebep var. Dolayısıyla ifa imkansızlığı olduğu için bu borcunu yerine getiremeyecektir. Şunu da söyleyelim. Daha önceden herhangi bir ödeme yapılmışsa onu da tabii ki geri vermesi lazım. Ancak o tabloyu, o portreyi yapma borcundan kurtulmuş olur. Takas da borcu sona erdiren bir başka durum. İki kişi karşılıklı olarak bir miktar para veya özdeş diğer edimleri birbirine borçlu oldukları takdirde her biri alacağını borcuyla takas edebilir. Bir kişinin apartman dairesi var, diğer kişinin otomobili var. Ancak apartman dairesini otomobil sahibi satın alıyor. Ona belirli bir ödeme yapması lazım. Fakat ödemenin bir kısmında para vermek suretiyle gerçekleştiriliyor. Diğer kısmında da otomobil veriliyor. Yani takas edilmiş oluyor. Zaman aşımı da
borcu sona erdiren bir başka durum. Borcun ödenme zamanı gelmişse alacaklı makul süre içinde borcu ödemesini talep edebilir. Aradan çok uzun bir süre geçmişse artık alacaklının böyle bir talepte bulunma hakkı ortadan kalkmış olabilir. Buna borç zaman aşımına uğradı denilir. Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça her alacak için 10 yıllık zaman aşımı süresi söz konusudur. Ancak kanuna bakacak olursak değişik borç türleri için bunun daha altında zaman aşımı sürelerinin de söz konusu olduğunu görürüz. Gelelim bugün üzerinde duracağımız ikinci kavram olan sözleşme kavramına. Sözleşme dediğimiz zaman tarafların iradelerini karşılıklı ve birbirlerine uygun olarak açıklamalarıyla kurulan bir hukuki işlemi kastediyoruz. Bu hukuki işlem için iki tane irade açıklamasına ihtiyaç var. Demek ki tek taraflı değil, çok taraflı bir hukuksal işlem. İradelerden bir tanesi ilk açıklanan irade öneri olarak adlandırılır. Yani bir taraf teklifte bulunuyor. Diğer taraf eğer bu öneriyi kabul ederse o da iradesini açıklıyor. Onun irade açıklamasına da biz kabul diyoruz. Fakat her zaman kabul etmek durumunda değil. O da karşı öneride bulunabilir. Bakın bu şekilde öneri, karşı öneri, diğer taraf bu sefer kabul edebilir. Yahut o da bir karşı öneri getirebilir. Süreç bu şekilde uzayabilir. Ne zaman ki iradeler uyumlu bir biçimde açıklanır, ikisi uzlaşır, işte o zaman sözleşme kurulmuş olur. Sözleşme serbestisi dediğimiz çok önemli bir hukuki kavram var. Eğer sözleşmelerin geçerliliği kanunda başka bir şekilde öngörülmemişse hiçbir şekle bağlı değil. Yani aksi belirtilmedikçe kanun tarafından sözleşmenin geçerliliği hususunda taraflar özgür, diledikleri şekilde yapabilirler. Sözlü de yapabilirler, yazılı da yapabilirler. Resmi şekilde yine sözleşme yapmaları söz konusu. Ama bazen kanun nasıl yapılacağını belirtir. Taşınmaz mülkiyetinin devrine ilişkin sözleşmenin yazılı, resmi bir biçimde ve tapu memuru önünde yapılması gerektiğini kanun belirtir. Eğer bu şekilde spesifik bir düzenleme yok ise diledikleri şekle göre yapabiliyorlar. Gelelim sözleşme türlerine. Ait oldukları hukuk dalına göre sözleşmeleri türlere ayırabiliriz. Örneğin evlenme sözleşmesi, o da bir sözleşme. İki taraf akit kuruyorlar, sözleşme, altına da imza atıyorlar. En az iki tane de şahit bulunması gerekiyor kanuna göre. Evlenme, aile hukuku alanındaki bir sözleşme. Dernek, bir tüzel kişi. Derneği kurmak da bir sözleşme şeklinde oluyor. Bu da o zaman kişiler hukuku alanındaki bir sözleşme. Mirasın bölüşülmesine ilişkin mirasçılar aralarında sözleşme imzalayabilirler. Bu da miras hukuku alanındaki sözleşme. Eşya hukuku alanında irtifak sözleşmesi örnek verilebilir. Satış sözleşmesi borçlar hukuku alanındaki bir sözleşmedir. Taşıma sözleşmesi ticaret hukuku alanındaki sözleşmedir. İmtiyaz sözleşmesi de idare hukuku alanındaki bir sözleşme türüdür. Borçlar kanununu açıp bakacak olursak orada birçok sözleşme türünün yazılı olduğunu görürüz. Bunlar arasından bazıları günlük hayatta da karşılaşılan ve daha çok karşılaşılan diğerlerine nazaran sözleşmelerdir. Şimdi o sözleşmelerden en önemli gördüklerimizi, en çok karşılaştıklarımızı birlikte inceleyelim. Bunlardan birincisi satış sözleşmesi.
Satış sözleşmesi, satıcının satılan malın zilyetlik ve mülkiyetini alıcıya devretme, alıcının ise buna karşılık bir bedel ödeme borcunu üstlendiği sözleşmedir. Bir kişi cep telefonunu satıyor, diğer bir kişi de alıyor. Satan kişi cep telefonunu veriyor, alan kişi de belli bir bedel ödüyor. Mal değişimi sözleşmesinde taraflardan birinin diğer tarafa bir veya birden çok şeyin zilyetlik ve mülkiyetini, diğer tarafında karşı edim olarak başka bir veya birden çok şeyin zilyetlik ve mülkiyetini devretmeyi üstlendiği sözleşme. Bir taraf diğer tarafa cep telefonunu veriyor, diğer tarafta ona karşılık belli bir ödeme yapmak yerine mesela bilgisayarını ona veriyor. Trampa etmiş oldular, yani mal değişimi sözleşmesi yapmış oldular. Bağışlama sözleşmesinde de bağışlayanın sağlar arası sonuç doğurmak üzere mal varlığından bağışlanana karşılıksız olarak bir kazandırma yapmayı üstlendiği sözleşme. Bir kişi kendi apartman dairesini bir başka kişiye bağışlamak için sözleşme yapıyor. Burada önemli olan karşılıksız olması. Eğer karşılıklı olur ise o zaman bağışlama sözleşmesi değil, satış sözleşmesi söz konusu olur. Kira sözleşmesi de kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşme. A kişisi B kişisinden apartman dairesini kiralıyor. A kişisi bunun karşılığında B kişisine belirli bir kira bedelini ödüyor. B kişisi de apartman dairesini kullanımını A kişisine devretmiş oldu. Ödünç sözleşmesi yine karşılaşılan bir sözleşme. Burada ödünç verenin bir şeyin karşılıksız olarak kullanılmasını ödünç alana bırakmayı ve ödünç alanın da o şeyi kullandıktan sonra geri vermeyi üstlendiği sözleşme. A kişisi B kişisine otomobilini ödünç veriyor. B kişisi otomobili kullanıp A kişisine iade ediyor. Fakat karşılıksız. Eğer karşılıklı olsaydı ödünç sözleşmesi değil, kira sözleşmesi söz konusu olurdu. Hizmet sözleşmesinde işçinin işverene bağımlı olarak belirli veya belirli olmayan süreyle iş görmeyi ve işverenin de ona zamana veya yapılan işe göre ücret ödemeyi üstlendiği sözleşme. Kapının önünde odun var, o odunların kömürlüğe taşınması gerekiyor. Aralarında anlaşıyorlar. O odunların taşınması için işe göre bakın belirli bir ücreti taşıyıcıya odunların sahibi ödüyor. Hizmet sözleşmesi. Eser sözleşmesinde yüklenicinin bir eser meydana getirmeyi, iş sahibinin de bunun karşılığında bir bedel ödemeyi üstlenmesi söz konusu. Yayım sözleşmesinde bir fikir ve sanat eseri sahibinin o eseri yayımlanmak üzere yayımcıya bırakmayı, yayımcının da onu çoğaltarak yayımlanmayı üstlendiği sözleşme. Bir kişi bir kitap yazdı, bilimsel kitap diyelim, bunu yayın evi ile anlaşıyor. Yayın evi de onu basıyor, yayımlıyor. Bakın yayım sözleşmesi oldu. Vekalet sözleşmesinde vekilin vekalet verenin bir işini görmeyi veya işlemini yapmayı üstlendiği sözleşme. Bir kişiye vekalet veriliyor. O kişi gidip işi yapıyor. Bakın taraflar vekalet sözleşmesi yapmış oldu. Simsarlık sözleşmesinde simsarın taraflar arasında bir sözleşme kurulması imkanının hazırlanmasını veya kurulmasına aracılık etmeyi üstlendiği ve bu sözleşmenin kurulması halinde ücrete hak kazandığı sözleşme. Bir apartman dairesine sahibi satmak istiyor. Etrafta değişik alıcılar var. Simsar da bu ikisini bir araya getiriyor
ve apartman dairesinin satımına ilişkin bir satış sözleşmesi yapılıyor. Bu durumda Sinsar belirli bir ücrete hak kazanmış oluyor. Komisyon sözleşmesi alım veya satım komisyonculuğu şeklinde olabiliyor. Burada komisyoncunun ücret karşılığında kendi adına ve vekalet verenin hesabına kıymetli evrak ve taşınırların alım veya satımını üstlendiği sözleşme. Özellikle borsacılar için bu geçerli. Çünkü bakın kıymetli evraklardan ve taşınırlardan bahsediyoruz. Orada alım satım yapılıyor. Bu şekilde gerçekleşirse belirli bir komisyon söz konusu oluyor. Saklama sözleşmesinde saklayanın saklatanın kendisine bıraktığı bir taşınırı güvenli bir yerde koruma altına almayı üstlenmesi söz konusu. Eşyanın sahibi de yani saklatan da belirli bir ödemede bulunuyor. Özellikle havalimanları, tren garları gibi yerlerde emanet söz konusu olabilir. Yahut banka kasaları söz konusu. Buraya değerli eşyalar bırakılır. Saklayan onları muhafaza eder. Eşyaların sahibi de ona bir ödemede bulunur. Kefalet sözleşmesinde kefilin alacaklıya karşı borçlunun borcunu ifa etmemesinin sonuçlarından kişisel olarak sorumlu olması söz konusu. Eğer borçlu borcunu ifa etmezse o zaman alacaklıya karşı kefil sorumlu olmuş oluyor. Bu da kefalet sözleşmesi. Ömür boyu gelir sözleşmesinde gelir borçlusunun gelir alacaklısına içlerinden birinin veya üçüncü bir kişinin ömrü boyunca belirli dönemsel idimlerde bulunmayı üstlenmesi söz konusu. Ömür boyu bakım sözleşmesi dediğimiz bir sözleşme türü daha var. Burada da ölünceye kadar bakma durumu söz konusu. Bunun için bir sözleşme yapılıyor. Bakım borçlusunun bakım alacaklısını ölünceye kadar bakıp gözetmeyi, bakım alacaklısının da bir mal varlığını veya bazı mal varlığı değerlerini ona devretme borcunu üstlendiği sözleşme. Yaşlı bir kişi toplumlarda ortaya çıkabiliyor. Diyor ki ölene kadar bana bak, sahip olduğum apartman dairesi senin olsun. Bir taraf apartman dairesine verme yükümlülüğü altında öldükten sonra, diğer tarafta ömür boyu ona bakma yükümlülüğü altında. Ortaklık sözleşmesi de adi ortaklık, buradaki adi ortaklık sıradan yahut basit ortaklık olarak adlandırılabilir. İki ya da daha fazla kişinin emeklerini ve mallarını ortak bir amaca erişmek üzere birleştirmeyi üstlendikleri sözleşme. Evet, böylelikle bu haftaki dersimizin de sonuna gelmiş olduk. Önümüzdeki haftaki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.